أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle nefesimize kifayet verirse, bugünkü dersimizde Minkunuzi Sünne isimli eserimizin 14. hadisini hep beraber okuyup anlamaya çalışacağız inşallah teala. Hadisimizin ravisi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu teala anh an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ennehu kal şüphesiz ki o şöyle buyurdu. La takumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunel yehude. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadığı müddetçe yani son bir savaş yapmadığı müddetçe kıyamet kopmayacaktır. فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar Yahudileri öldüreceklerdir. حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ Ta ki Yahudilerden birisi bir ağacın arkasına saklanır ya da bir taşın arkasına saklanır. O taşın ve o ağaçların arkasına saklanan Yahudileri o taş ve ağaçlar Müslümanlara haber verirler. فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ Ağaçlar ve taşlar şöyle derler. Ya Müslim, ey Müslüman adam. Ya Abdallah, ey Allah'ın kulları. Hâdâ Yahudiyyun halfi. İşte bu Yahudidir benim arkamdaki. Faktulhu, gel ve onu öldür der. İllel garkada, yalnız bu ağaçlardan garkat isimli ağaç müstesnadır. Fe innehu min şeceril yahud. Şüphesiz ki o Yahudilerin ağaçlarından bir ağaçtır. Ravahu Müslim hadisin ravisi İmam Müslim radıyallahu teala anh. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisleri pek çok manayı ihtiva etmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bazı hadisleri Müslümanlara dinini öğretirken, ahkamı öğretirken, bazı hadisleri Müslümana ahlakının nasıl olması gerektiğini ifade etmektedir. Bazı hadisler toplumsal yaşantımıza yön verirken, bazı hadisler bizlerin aynı zamanda siyasi duruşumuza ve dahi diğer hayatın alanlarına yön vermektedir kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadisleri ise bizlere cihadı teşvik etmekte, yine bazı hadisleri gelecekten bizlere haberler vermektedir. Şüphesiz ki gaybi ve gaybın bütününü ancak Allah Azze ve Celle bilir. Gaybın anahtarları Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğundan itikadı olan hiçbir mümin şüphe etmez kardeşlerim. Ancak Allah Azze ve Celle o gaybın bilgilerinden, geleceğin bilgilerinden dilediği oranda bir peygamberiyle paylaşabiliyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanların ve ümmetinin geleceğiyle alakalı bazı malumatları bildirmişti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geleceğe dair Müslümanlar ve ümmeti tedbirler alsınlar diye ve o tehditlere karşı önceden müteyakkız olup hazırlıklı olsunlar diye gayba dair bazı bilgileri bizlere haber veriyor kardeşlerim. İşte o hadislerden bir hadis şu anda okuduğumuz. Yahudiler Hazreti Yakub'un çocukları, Hazreti Yakub'un 12 oğlu vardı. Ve bu 12 oğlunun her bir boyu Yahudilerin bir boyunu teşkil etti. Dolayısıyla Yahudiler kendilerine çokça peygamber gönderilmiş, çokça kitap gönderilmiş ve dahi kendi peygamberlerine isyanlarıyla nam salmış. Hatta kendi peygamberlerini öldürmekle nam salmış bir kavim kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Rabbimiz Azze ve Celle Yahudiler ve Yahudilerin şerleriyle alakalı bizlere tembihatlarda, ikazlarda bulunuyor kardeşlerim. Kur'an'ın neresine bakarsanız bakın bu tarz uyarılarla, bu tarz ikazlarla karşılaşırsınız. Hemen Bakara suresinin bidayetinde Rabbimiz Azze ve Celle bizlere sınıfları tarif ederken müminlerin vasıflarını anlatıyor, ardından kafirlerin vasıflarını anlatıyor, ardından münafıkların vasıflarını anlatıyor ve onlardan sonra ise Yahudilerin vasıflarını anlatıyor kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler
Müslümanlara karşı en kindar topluluk olarak niteleniyor kardeşlerim. Müslümanlar İsmail'i olan Hazreti İsmail'in soyundan gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş bir topluluktur. Yahudiler elbette ki son peygamberin İshak'ı yani Hazreti İshak'ın soyundan gelen Yahudilerden olmasını umuyorlardı. Ancak Allah Azze ve Celle bu şerefi Hazreti İsmail'in soyundan gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bahşetti. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hicaz'da tebliğine başladığı zaman Mekke-i Mükerreme'den tebliğ ta Medine'ye kadar ulaşınca Medine'de yaşayan Yahudi topluluklarla ilk karşılaşması gerçekleşti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye gelince insan sınıfları arasında hiçbir ayrım yapmadı. Hepsine eşit bir şekilde muamele etti ve her birine hakkı neyse onları teslim etti. Medine Sözleşmesi'nde Medine'nin savunması ile alakalı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla muahedesi olan Yahudiler topluluğu zaman zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama isyan ettiler. Bu vakalardan bir tanesi Müslüman bir hanımefendinin Yahudi semtinde saldırıya uğraması. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla bu muahedelerini yırtan Beni Kaynuka Yahudileri Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından Medine-i Münevvere'den sürgün edildiler. Daha sonra Beni Nadir Yahudileri Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama suikast tertibi düzenlediler. Ve Allah Azze ve Celle bunu Habib-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cibril vasıtasıyla haber verdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların bu meş'um teşebbüsünün ardından Beni Nadir Yahudilerini de Medine-i Münevvere'den sürgün etti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ashabı Hendek Harbi'nde binlerce müşrik askeri tarafından, müşrikler kabileleri ve toplulukları tarafından kuşatılmış bir haldeyken, müşriklerle kendi aralarına şehrin savunmasını sağlayabilmek için hendekler kazdıkları bir dönemde, maalesef Beni Kurayza Yahudilerinin ihanetiyle karşılaşmıştır. Beni Kurayza Yahudileri gelen müşriklerle muahede yapmış, onlarla anlaşma yapmış ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ihanet ederek Resulullah aleyhissalatu vesselamı ve Medine ahalisini ve Müslümanları arkadan hançerlemiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hendek'te muzaffer olduktan sonra onlarla olan anlaşmanın bozulmasından kaynaklı onların yurdunu kuşatma altına aldı. Beni Kurayza Yahudileri onların anlaşmalısı olan Sa'd ibn Muaz'ın onlar hakkında vereceği karara razı oldular ve bu şekilde teslimiyeti kabul ettiler. Beni Kurayza Yahudileri ile alakalı olarak İslam ümmetine ve Medine'ye karşı yaptıkları bu ihanetin bedeli olarak Sa'd ibn Muaz onların tamamının öldürülmesi, erkeklerinin tamamının, eli kılıç tutan erkeklerinin tamamının öldürülmesi hükmünü verdi. Kadınların ve çocuklarının ise Medine-i Münevvere'den sürgün edilmeleri kararını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sa'd ibn Muaz'a şüphesiz ki sen yedi kat göklerin üzerinden Allah'ın hükmüyle hükmettin diye buyurarak Sa'd ibn Muaz'ın hükmünün ne kadar isabetli bir hüküm olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Beni Kurayza Yahudilerinin eli kılıç tutan ve Müslümanlara karşı saldırma hadsizliğinde bulunan erkeklerini Müslümanlar ne yaptılar? Orada idam ettiler. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı türlü türlü komplolar ve oyunlar düzenleyen ve Medine-i Münevvere'den sürgün edilmiş Beni Nadir ve Beni Kaynuka gibi Yahudilerin toplandığı Hayber'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik o fitne faaliyetini sona erdirmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e bir sefer düzenledi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'e düzenlediği bu sefer Yahudilerin Hicaz'daki gücünün neredeyse tamamen kırılmasının önünü açtı. Hayber kaleleriyle, kuleleriyle ve güçlü savunmasıyla ünlü bir kentti. Yahudilerin en iyi savaşçılarının olduğu bir kentti. Ama Allah Azze ve Celle Hazreti Ali'nin vasıtasıyla komutanlığında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna muzafferiyet nasip etti ve Hayber fethedildi kardeşlerim.
Ondan sonra Hayber'deki hadiseden sonra ta günümüze kadar Yahudiler her daim Müslümanlara karşı kendi içlerinde hiçbir zaman geçmeyecek büyük bir kin ve nefret beslediler. Ancak Müslüman topluluklar ve Müslüman devletler hiçbir zaman Yahudilerin hakkına ve hukukuna tecavüz etmediler. Diğer ehli kitap olan Hristiyanlara tabi tuttukları muameleleri ve uyguladıkları adil hukuku onlara da tatbik ettiler. Ve dahi Osmanlılar döneminde Endülüs'te mahsur kalan Müslümanlarla beraber Endülüs'ün Yahudileri de Osmanlı Devleti tarafından Osmanlı topraklarına taşındı ve büyük bir kıyımdan, soykırımdan kurtarıldı kardeşlerim. Ancak Avrupa'da lobi faaliyetleri yapan, servetleriyle zenginleşen Yahudiler gün geçtikçe tekrardan kendilerine Ardınavruz denilen, yani vaat edilmiş topraklar denilen Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa, Kudüs ve diğer İslam beldelerine, hasreten Filistin topraklarına göz diktiler ve oraya geri dönmenin hayallerini kurdular. Ve bu çalışmaları yürütmek üzere de Siyonist bir teşkilat kurdular ve dahi en nihayetinde burada topraklar satın almaya başladılar. Emperyal güçlerin Osmanlı Devleti'ni zafiyete uğratıp yıktıkları bir dönemde Yahudiler buradaki savunmasız kalan Müslümanlara karşı bir savaş başlattılar. Ve maalesef oradaki Müslümanlar Yahudilerin, İngilizlerin ve diğer emperyalist güçlerin desteğiyle yaptıkları bu saldırılara mukabele edememeleri neticesinde Filistin topraklarının ciddi bir kısmı Yahudilerin eline geçti kardeşlerim. Kudüs ciddi anlamda bir süre sonra işgal edildi. Öyle ki Arap devletleri bir araya gelip Yahudilere karşı bir savaş verdikleri halde bütün Arap ülkeleri bir avuç Yahudi'yi barındıran İsrail devletine karşı muzafferiyet elde edemedi. Peki neden mi kardeşlerim? Çünkü o ordu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi kelimetullah bayrağını dalgalandırmıyordu. Tamamen milliyetçi sahiplerle, Arapçılık sahikiyle ve beşeri ideolojilerle yola çıkmış ve dahi Muhammedi ruhtan soyutlanmış bir orduydu. Dolayısıyla İslam'a ve Kur'an'a sarılmadıkları için, Allah'ın dinine yardım etme amacıyla yola çıkmadıkları için emperyal güçler tarafından desteklenen İsrail devleti bu ordulara karşı galip gelmeyi başarabilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar ile Yahudiler arasında olacak bu savaşları gaybi bir haber olarak bizlere haber veriyor. Ve dahi bugün Kudüs kanayan yaramız bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Mi'raç mucizesinin gerçekleştirdiği o Mescid-i Aksa en kutsal bir mabedimiz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak 3 mescide ziyaret için yolculuğa çıkılır. Bunlardan bir tanesi Mescid-i Haram, ikincisi Mescid-i Nebevi, benim şu mescidim ve üçüncüsü Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet oraya gidemiyorsanız dahi o mescidin kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderiniz diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bizlere bu mucizevi olayı, İsra mucizesini şöyle haber veriyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. O Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. O Allah ki kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece Mescid-i Haram'ından etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Dolayısıyla Mescid-i Aksa Rabbimiz Azze ve Celle tarafından Kur'an-ı Kerim'de etrafı mübarek kılınmış bir coğrafya olarak ve o mescit mübarek bir mescit olarak anılıyor kardeşlerim. Öyleyse elbette ki bugün İsrail işgalinin altında olması, Müslümanların gayretine dokunması gereken ve Kudüs'ün kurtarılması onlar için en büyük gaye ve dava olması gereken bir noktadayız kardeşlerim. Elbette ki en büyük davamız Kudüs olacak. Elbette ki en büyük davamız Mescid-i Aksa olacak ve yaptığımız bütün yatırımlarımızın gaye ve amacı bir gün Mescid-i Aksa'yı tekrardan özgürlüğüne kavuşturmak olacak kardeşlerim. Bu gayeye matuf olacak kardeşlerim.
Tarih içerisinde elbette ki Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle Hazreti Ömer zamanında Mescid-i Aksa kurtarıldı. Daha sonra Haçlı işgalinin karşısında Allah Azze ve Celle bu şerefi Salahaddin-i Eyyubi gibi bir kahramana nasip etti kardeşlerim. Bugün ise Kudüs tekrardan kendi Salahaddin'ini bekliyor. Kardeşlerim, Yahudiler bugün dünyanın en zengin milleti olabilir. Bugün teknolojik anlamda en güçlü milleti olabilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bir hedef gösteriyor. Sakın ola yese düşmeyin. Sakın ola Yahudilerin şu anki muzafferiyeti sizleri bir yese, bir tembelliğe sürüklemesin. Şüphesiz ki kıyamet kopmadan Allah Azze ve Celle benim ümmetime Yahudilere karşı büyük bir muzafferiyet nasip edecek. Öyle ki, öyle bir muzafferiyet ki taşlar ve ağaçlar hitap edecek o günkü mücahitler ordusuna ve diyecekler ki gelin ey Allah'ın kulları, ey Abdullahlar, gelin bakın arkamızda Yahudi saklanıyor, o Yahudileri de öldürün, dünyayı onların şerrinden kurtarın diyecek dağ, taş ve ağaçlar kardeşlerim. Ancak bunlardan bir ağaç müstesnadır deniliyor. Garkat ağacı karakter itibariyle Yahudilerin karakterini taşıyan, Filistin topraklarında yetişen bir ağaç, dikenli ve acı bir ağaç. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ağaç müstesna bütün taş ve ağaçlar onlara işaret edecek. Gelin ey Müslümanlar, dünyayı bu Yahudilerin şerrinden kurtarın diyecek. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, sakın ola umutsuzluğa düşmeyelim. Bizlere düşen vazife nedir kardeşlerim? Elbette ki o günü Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için o mücadeleyi gösterecek azmi kendimizde bulmaktır. Bu hadis bizi bu azme getiriyor kardeşlerim. Ancak şunu da unutmamak lazım. Elbette ki kuru bir tevekkülle, yerimizde oturmakla bunlar gerçekleşmeyecek. Hani bir Yahudi komutanına söylüyorlar. Ey Yahudi komutan, korkmuyor musunuz Muhammed'in ümmetinden? Bakınız uyanıyorlar. Eninde sonunda sizlere galip gelmesinden ve sizleri bu topraklardan söküp atmalarından korkmuyor musunuz deyince, bir Yahudi komutanın, o Yahudi komutanın şöyle bir cevabı var. Ben İsrail devleti için günde 20 saatimi, bazen 21 saatimi veriyorum. Gece gündüz devletimin bekası için, Yahudiliğin istikbali için harcıyorum. Evet, elbette Hazreti Muhammed'in verdiği o vaat belki gerçekleşecektir. Belki zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Ancak şu anda onun müjdelediği o Muhammediler ortada yok diyor. Ne zaman ki Muhammediler, ben nasıl ki İsrail için, Yahudilik için günde 20 saatimi harcıyorsam ve onun istikbali için çalışıyorsam, ne zaman ki onlar da 21 saat, 22 saat İslam için ve tekrardan Kudüs'ün İslam topraklarına ilhak edilmesi için, tekrardan fethedilmesi için çalışırlarsa, işte o zaman bizim sonumuz gelecek. Dolayısıyla kardeşlerim, yese düşmeyelim, sakın ola tembelliğe düşmeyelim ve çocuklarımızı, hasreten kardeşlerim, çocuklarımızı geleceğin birer Salahaddin'i olacak bilinç ve şuurla yetiştirelim. Onların kalplerine Kudüs aşkını, Mescid-i Aksa aşkını nakşedelim ve bu nebevi müjde çocuklarımızın zihnine nakşedilsin. Rabbim Azze ve Celle bizleri o muzaffer ordudan eylesin inşallahü teala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanetsiniz.